Bölgeden arkadaşlarımızla son durumu alacağız. Sizlere aktarmıştık günaydın hafta sonunda. Cinderes kırsalındaki köylere gitti haberci arkadaşlarımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kızılay'ın sivillere yardım çalışmalarını yerinde izledim. Muratcan Öztürk ve İsmail Dostoğlu o bölgedeler, uzun süredir o bölgedeler ve ayrıntıları bizlere aktarıyorlar. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve dediğimiz gibi Kızılay'ın birlikte yaptıkları. Hemen Muratcan Öztürk'e dönüyorum. Söz sende Muratcan. Evet, günler önce teröristlerden temizlenen Afrin'in batısındaki Cinderes'e bağlı bir köydeyiz ve bu köyde siviller yeniden normal yaşantılarına geri döndüler diyebiliriz. Sebebi ise Türkiye'nin gelmesi, Türk askerinin, yetkililerin Kızılay başta olmak üzere bu noktaya yardım etmesi, sivillerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışması ve özellikle tabii ki en büyük önemi ise yine en önemli noktalardan biri ise tabii ki güvenliğin sağlanması burada. Şimdi bizim bulunduğumuz noktada 90 aile yaşıyor ve ailenin yaşadığı noktada da artık Türk askeri özellikle bu sivillerin tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Aynı şekilde gerek görüldüğü takdirde Kızılay yardımları bölgeye ulaşıyor. Hatay valide de yine aynı şekilde tüm eksikleri tespit edip bu eksikleri gidermeye çalışıyor. Şimdi kameraman arkadaşımla birlikte size bu köyden izlenimlerimizi aktarmaya çalışacağız. Hemen arka planda görüyorsunuz bir Kızılay tırı bu noktaya geldi bugün ve 190 koliden oluşan gıda ve hijyen malzemesi getirdi. Burada 7'den 70'e bu köyde yaşayan sivillere verilmek üzere, onların ihtiyaçlarını karşılanmak üzere dün öncelikli olarak bu eksiklikler tespit edildi ve yalnızca bir gün sonra işte gördüğünüz gibi koli koli Türkiye'den Kızılay aracılığıyla bölgeye ulaşan yardımları gösteriyoruz sizlere. Bakın burada mesela sayalım, diş fırçasından sabuna kadar, yine bulaşık deterjanından baktığımızda tıraş köpüğüne kadar birçok hijyen malzemesiyle birlikte yine toz şeker, yağ, nohut, mercimek, baktığımızda salça, tuz, bulgur, pirinç, yani gıda ve hijyen malzemeleri buraya getirildi. An be an muhtelif zamanlarda bu yardımlar devam ediyor. Görüyorsunuz ilk günlerde, harekatın başladığı ilk günlerde, daha doğrusu harekatın öncesinde terör örgütü PKK burada konuştuyken sivillerin endişeli bakışları hakimdi yüzlerinde. Ancak artık bu endişeli bakışlar yerini gülen gözleri bıraktı. Çocuklardan tutun da yaşlara kadar herkes artık biraz da olsa huzura kavuşmuş durumda ve gördüğünüz gibi bugün yine bu köyde özellikle güvenlik sağlanmış bulunuyor. Tabii ki biraz da olsa tehlike söz konusu, ancak bu tehlikeyi de tamamen bertaraf edebilmek adına Türk askeri Mehmetçik şu anda harekata devam ediyor. Cinderes'in